Hayatım Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle bir ev ayakkabısı yapacağız. Gördüğünüz gibi ayakkabı formuna çok benziyor. Taban kısmımız. Özellikle tabanı çok hoşuma gitti. Gerçekten sonradan örülüp eklenmiş gibi. Ama tamamı bütün olarak örülüyor bu ayakkabının. Bunu yaparken kalın yünlü bir ip kullandım ve 6 milimetre tığ ile yaptım. Şu anda size gösterdiğim patiğim 38-39 numaraya uygun. Şu kısımdaki uzunluğu 24 santim oldu. Şu ön kısmın uzunluğu 12 santimetre. Buna göre sizler de 38-39 örmek isterseniz bu ölçülere uygun örebilirsiniz. Şimdi sizlerle sıra sayılarını azaltarak daha küçük ölçüde bir ayakkabı yapacağız. Videonun ilerleyen kısımlarında ölçülerle ilgili bilgiler veriyorum. Ona göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayabiliriz. Başlarken sihirli halka yapıyoruz. Bu şekilde tuttum. Şöyle bir ilmek yaptım. Tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım ve bir iki zincir çektim. Bu şekilde halkamı tuttum ve şu şekilde sabitledim. Şimdi halkamızın içine 13 tane ikili trabzan yapıyoruz. Baştaki zinciri saymadan. Üç tane ikili trabzanımı yaptım. Buradaki ipimizi yavaşça çekiyoruz ve iyice küçültüyoruz. Şimdi aradaki zinciri bırakalım. İlk trabzanımızın üzerine batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir zincir çektim. Kaydırmayla bağladığım boşluğun içine tekrar batıyorum. Buraya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. İkinci sırada bütün trabzanlarımızın üzerine ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 26 tane ikili trabzanımız olacak. Tekrar başladığım yere geldim. Şu başlangıçta çekmiş olduğumuz bir zincirimiz vardı. Şurada büyük bir ilmek olarak görünüyor. Buradan battım ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir zincir. Şimdi ilk trabzanımızdan itibaren bir ip aldım. Bu şekilde bakın, aradan battım ve bir ön trabzan yapıyorum. Sırasıyla 7 tane ön ikili trabzan yapıyoruz. İki, dört, 6 ve 7.'si. Şimdi 3 tane arka ikili trabzan yapıyoruz. Bakın, tığımı böyle arkadan, önden tekrar ve arkadan bir ip aldım. Arka ikili trabzan yaptım. 2 ve 3.'sü. Şimdi tekrar sırasıyla 3 tane ön ikili trabzan yapıyoruz. Yani tığımı bu şekilde üstten battım. Trabzanın altından bir ip aldım. 1 2 ve 3. Şimdi sırasıyla 7 tane
Arka ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar 3 tane ön ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi son kalan 3 taneyi de arka ikili trabzan yapalım. Şimdi yine başlangıçtaki şu kısımda görünüyor, bakın bir zincirimiz var. Buradaki büyük ilmeğin üzerine battım ve kaydırmayla bağladım. Bir zincir. Tekrar sırasıyla bütün ön ikili trabzanlarımızı ön ikili trabzan olarak yapıyoruz. Yani toplamda 7 tane. Şimdi tekrar sırada gelen 3 tane arka ikili trabzanımızı da aynı şekilde arka ikili trabzan olarak yapalım. Tekrar 3 tane ön ikili trabzanımız var. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ve 7 tane arka ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar 3 tane ön ikili trabzanımız var. Ve son olarak 3 tane arka ikili trabzan. Evet, sona geldiğimizde tekrar başlangıçtaki trabzanımızın üzerine battım ve kaydırmayla bağladım. Bir zincir çektim. Bundan sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Ön trabzanlara ön, arkalara arka şeklinde birkaç sıra öreceğiz. Şimdi burada öreceğimiz sıra sayısı, ben 6 sıra, 7 sıra olana kadar öreceğim. Daha sonra size ölçüler hakkında bilgi vereceğim. Evet, ben toplamda 9 sıra ördüm. Şu kısımdan başlayarak saydığımız zaman toplamda 9 sıra oldu. Şuradaki arka trabzanları, bakın yerleri belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sonuncuyu da sayarsak 7. olmuş oluyor. Ama bu şekilde görüneceği için, şimdi bu kısımda artık taban kısmına başlayacağımız için 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüş olarak kabul edelim. Toplamda başlangıçtan sona kadar 9 santimetre. Bakın şöyle ölçelim. Gördüğünüz gibi 9 santimetre oldu. Şimdi bu ölçüyü neye göre ayarlıyoruz? Şöyle minik mankenimin üzerinde göstereyim. Şu ayağımızın başlangıcından bileğe gelen kısma kadar örüyoruz. Ama bu bileğe gelen kısım diyelim 10 santimse 9 santim örüyoruz. 15 santimse 14 santim örüyoruz. Çünkü modelin özelliğinden dolayı esneme payı var. O yüzden çok fazla büyük örmeyelim. Ayrıca daha sonra üzerine gideceğimiz sıralarda olduğu için oradaki 1 santim payı kapatacağız. O yüzden şimdi ben burada hemen hemen sanırım
37-38 numaraya uygun olacak ya da 36-37 numaraya. Ona göre başlangıçtan bu kısma kadar 9 sıra ördüm ve toplam 9 santim uzunluğunda oldu. Şimdi son arka trabzanımı yaptıktan sonra birleştirme yapmadan 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. İlkini bırakıyorum. İkincisine bakın. Nasıl geliyorsa o şekilde. Bunlar ön trabzan, arkaya döndüğümüz için 2 tane ön trabzan örüyoruz. Sırada 3 tane arka ikili trabzan var. 1 2 ve 3. Ve sırada 7 tane ön ikili trabzanımız var. 3 tane arka ikili trabzan. Tekrar 3 tane ön ikili trabzan. Ve sırada gelen 7 tane arka trabzanımızı bırakıyoruz, örmüyoruz. Buradan tekrar 3 zincirle geriye dönüyoruz. Artık taban kısmını örüyoruz. 3 zincir çektim. Yine ilkini bıraktım. Tekrar bakın. 2 tane arka ikili trabzan. Sırasıyla 3 tane ön ikili trabzan ve 7 tane arka ikili trabzan, 3 ön ikili trabzan ve 3 tane arka ikili trabzan şeklinde sırayı tamamlıyoruz. Şu sona geldiğimiz zaman bakın burada 3 zincir çektiğimiz kenar trabzanımız var. Burada arka trabzan yapmak için zincirimizin arkasından şöyle batalım. Bu şekilde ipi alıp bu şekilde bu köşeye de trabzan yapalım. Tekrar döndüğümüz zaman yine trabzanlarımız nasılsa o şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu kısımda da ben biraz ördükten sonra geleceğim size tekrar sayılarını vereceğim. Evet, son sıramı tamamladım. Burada şu kenar trabzanı nasıl aldığımı göstereceğim. Şu anda bakın burada 3 tane arka ikili trabzanım var. Birisi zincir. Şöyle yapıyorum. Buradan bu şekilde alıyorum. Bu zincirimizi de arka ikili trabzan olarak tamamlıyorum. Buradan 3 zincir çekip döndüğümüzde ve şuradaki sıranın sonuna geldiğimizde ise zincirimiz o zaman ön trabzan oluyor. Şimdi arka trabzan da alttan batıp bu şekilde alıyorum. Ön trabzan yapmak istediğim zaman üstten batıyorum. Bu şekilde alıyorum. Kenarları da böyle yapıyoruz. Evet. Sırayı tamamladım. Şimdi bu kısımda ayağımıza giydiğimiz zaman tam topuğumuza gelen kısım, topuğumuzun bittiği kısım. Yine burada da aynı şekilde topuğumuzun bittiği kısımdan bir sıra, yani her sıra hemen hemen bir santim geliyor. Bir santim kısa örelim. Çünkü tabanı tamamladıktan sonra şimdi topuğu keseceğiz. Artı iki sıra daha öreceğiz. O yüzden o kısım da tamamlanmış olacak. Şimdi bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane görüyorsunuz çizgimiz var. Biz tabanı örmeye şu kısımdan başlamıştık. 7. trabzanımız. Burası 7. sıramız tabana dahil oldu. Yani başlangıçtan bu kısma kadar 9 sıra var demiştim. Bu 9. sıra taban kısmına dahil oldu. Ve şimdi
1, 2, 3, 4, 5, 6, yine 7 sıra var burada toplamda. Yani her zaman şu ön kısımdan bir sıra ya da iki tane bu şekilde çizgimiz burada fazla olacak. Bunu genel olarak söylüyorum. Yani sizler tabii ki ayağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Bunu ayağınıza geçirdiğiniz zaman şu kısım topuğunuzun bittiği kısımdan 1 santim geride olsun. Evet, şimdi topuğumuzu keseceğiz. Tekrar üst zincir çektim ve döndüm. Ön trabzan olarak örüyorum. Sıradaki 3 tane arka ikili trabzanımı aynı şekilde örüyorum. Şimdi taban kısmında kesme yapacağız. Burada 7 tane ön ikili trabzanımız var. İlkinin altından bu şekilde aldım ve bir yarım ikili trabzan yaptım. İkisini tığda bıraktım. Bir ip aldım. Yanındaki trabzanımı da yine ön trabzan olarak aldım. İlk ikisini bu şekilde aldım ve üçünü birlikte topluyorum. Buradaki iki trabzanımızı bire düşürmüş olduk. Şimdi arada 1, 2, 3 tane ön ikili trabzanımızı yapalım. Tekrar sonda kalan iki trabzanımızı teke düşüreceğiz. İlk ikisini aldım. Diğer ikisini tığda bıraktım. Ve ikincisini de yine ilk ikisini aldım. Son kalan 3 tane hepsini birlikte topladım. Burada 5 tane trabzanımız kaldı. Sırada 3 tane arka ikili trabzanımız var. Bunları yapalım. Ve son 3 ön ikili trabzanımız. Kenar zincirimizi de ön ikili trabzan olarak yapacağım. Bu şekilde üstten battım. Bir, iki, üç zincir ve döndüm. Tekrar iki tane arka ikili trabzan. Üç tane ön ikili trabzan. Şimdi yine sırada bakın arka ikili trabzanlarımız var. Bir alt sırada burayı 5'e düşürmüştük. Şu başlangıçtaki arka ikili trabzanımız biraz kalın. Çünkü burada ikisini birlikte ördüğümüz için arkadan tığımı geçirdim. Bu şekilde aldım. Ve ilk iki ilmeğimden çıktım. İkisini tığda bıraktım. Bir ip aldım. Yanındaki trabzanda yine arka ikili trabzan olarak yapıyorum. İlk ikisinden çıktım. Kalan son 3 tanenin hepsini birlikte topladım. Arada bir tane ikili trabzanımızı ördüm. Sıradakini yine yarım ikili trabzan yaptım. Ve yine burada bakın iki tane gibi görünüyor ama tek burası. Şöyle ikisinin birden altından şekilde aldım ve yine ilk ikisini çıktım ve son üçünü topladım. Sona kadar trabzanlarımızı tamamlayalım ve kenar zincirimi de arka ikili trabzan olarak arkadan battım bu şekilde. Ya da bir arka ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve biraz ipimizi uzun bırakarak kesiyoruz.
Şimdi bir iğne yardımıyla şöyle patiğimizi ters çevirelim. Şu kısmı iyice sıkalım ve burayı iğne ile sağlamlaştıracağız, yine dikerek. Evet, şöyle iyice çekelim. Dikkatli de olalım, ip kopabilir. Şöyle aralardan batıyorum. Burayı sağlamlaştırıyorum. Şimdi ters taraftan kısmı da aynı şekilde dikerek birleştireceğiz. İpim iki kat olduğu için biraz zor geçiyor. Evet, burada da hemen karşıdaki ilmeğimizin şöyle ikisini birden altından aldım. Karşılıklı bütün ilmeklerimizi bakın şu kısım döndü. Şöyle tığıma bir ilmek atıyorum ve bir defa ip aldım, bu şekilde tuttum, buradan battım. Şu çizgilerimiz var, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8.'si biraz dikişin olduğu yere gelmiş, gizlenmiş, buna dikkat edelim. Şurası tam dikişimizin olduğu yer. Hemen kenarından, bakın burası değil, şöyle dikişin olduğu kenardan battım. Diğer taraftan bu şekilde çıktım. Buraya bir ön ikili trabzan yapıyorum. Yani dikişin üzerine. Şimdi şu çizgilerimizi ön ikili trabzan şeklinde öreceğiz. Şöyle hemen başlangıcından, şunlar bizim kenar zincirlerimiz. Şöyle battım ve buradan bir ip aldım ve bir ön ikili trabzan yaptım. Bakın aynen o şekilde görünüyor. Evet, sıradakinin altından evet, burada şu başlangıcı saymadan toplamda 8 tane ön ikili trabzan yaptık. Şimdi hemen şu ilk trabzanımızın, bakın buraya başlamadan önce burada 3 tane arka trabzanımız var. İlkinin, yani burayı köşe noktası olarak kabul edelim. İlkinin üzerine batıyorum ve bunun üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sıradaki 7 tane ön ikili trabzanımızı da aynı şekilde örelim.
Tekrar buradaki ilk trabzanımızın üzerine battım. İki tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Şimdi yine sırasıyla 8 tane ön ikili trabzan yapacağım. Şöyle battım, altından aldım. Tekrar başladığım yere geldim. Hemen ilk trabzanın üzerine batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir zincir ve ön ikili trabzanlarımı aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Burada istediğiniz kadar örebilirsiniz. Yüksek olmasını istiyorsanız ona göre sıra sayılarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 6 sıra yaptım. Ama çok yüksek olmadı 6 sıra. Toplamda 6 sıra ördükten sonra boyun kısmını tamamladık. Dilerseniz sizler birkaç sıra daha örerek daha uzun bir forma sahip olabilirsiniz. Bu haliyle tam olarak bilekte kalıyor. Yani kısa, aslında bu bir bot gibi değil de ev ayakkabısı şeklinde. Şöyle gösterecek olursam taban kısmı oldukça güzel oldu. Yani bu modeldeki taban kısmını ayrıca sevdim. Çünkü sonradan örülüp dikilmiş gibi görünüyor. O yüzden hem de çok kullanışlı geldi diğer tabanlara göre. Biraz daha böyle hacimli bir taban oldu. Şöyle diğer ayakkabımı da tekrar göstermek istiyorum. Ayağınıza giydiğiniz zaman daha düzgün bir form alıyor. O yüzden böyle elinizde ördüğünüz zaman endişe etmeyin. Buradaki arka trabzanlardan dolayı bu şekilde görünüyor. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.